Herkese merhabalar. Tonguç senle beraber 5 dakika içerisinde ısı iletkenliğini anlayacağız. Hazır mısın evladım? İmkansız hocam. Evladım niye imkansız? 5 dakika içinde hangi maddenin ısıyı iletip hangi madde iletmediğini... Belki boşuna yorulmayın hocam, anlatamazsınız. Çok basit bir, hemen başlat zamanı ve zamanımız başladı. Evet, süper. Madde ve ısı konusunda bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Isı iletkenliği, bir de ısı yalıtkanlığı var Tonguç'um. Isı iletkenliği dediğim şey, maddelerin ısıyı bir yerden bir yerine doğru aktarabilmesine biz ısı iletkenliği diyoruz. Ama bir kısmı da aktaramıyor. Bunlara da yalıtkan maddeler diyoruz. İletken bir yerden bir yere aktarması, yalıtkanlıkta iletmemesi aslında. Yani iletkenliğin tam tersi gibi düşünebilirsin. Tonguç'um bir kere mesela şu çaydanlığa bakalım. Çaydanlıkta dikkat ettiysen tam tepesindeki böyle tutacağı vardır. Böyle eline tuttuğun bir yer vardır. Bu eline tuttuğun yer elin yakmasın diye ne yapılır Tonguç'um? Plastikten yapılır. Neden biliyor musun? Bu çünkü ısı yalıtkanıdır. Yani oradaki ısıyı iletmesin. Oradaki suyun içindeki ısıyı iletmesin, senin elini yakmasın diye. Ama Tonguç'um burada çayın böyle demlendiği, buradan ateşin yandığı ve aslında çaydanın en büyük kısmı ise ısı iletkeni bir maddedir. Neden? Çünkü oradaki ısıyı alıp da şuradaki ateşten oradaki ısıyı da o suyun içine ulaştırsın diye. Dolayısıyla bu ısı. Mesela aynı şekilde ütüyü tuttuğun yere baktığımız zaman plastiktendir. O yüzden de ısı yalıtkanıdır. Maddeleri buna göre ayıracağız. Bak şunu unutma Tonguç'um. Isı alışverişini engellemeyen veya ısıyı ileten maddeleri biz ısı iletkeni maddeler diyoruz. Bunlara örnek olarak ne verebilirsin? Isı iletkeni, ütü. Aynen öyle. Hayır. Soba, kalorifer. Mesela metaller. Demir bankın üzerine oturursan popon üşür. Ama tahta bankın üzerine oturursan üşümez. Çünkü bu ısıyı, yani soğukluğu iletir aslında sana. O soğuk veya daha doğrusu senin popondaki sıcaklığı direkt şeye geçirir. Yeryüzüne geçirir. İşte bu ısı iletkenidir. Bu ise yalıtkan olduğu için seni üşütmez kolay kolay. Geldik bir deneye sorsan. Şekilde verilen yassı bakır çubuk üzerine 3 farklı noktaya özdeş mumlar koymuştu. Bak 3 tane mum koyulmuş. Burada da bakır bir çubuk var. Bir öğrenci destek çubuğuna bakır çubuğu tutturuyor ve bakır çubuğun ucunda ısıtma başlatıyor. Şurada bir alev başlattı. Bir süre sonra mumlar erimeye başlıyor. Buna göre öğrencinin değerlendirmenin hangisi yanlıştır demiş. Bakalım hemen. Bir kere metal buradan, metal olduğu için ısıyı iletecek. Buradan ısı gelecek. İlk başta bu muma gelecek. Sonra gelecek bu muma gelecek. Yavaş yavaş titreşim oldukça artacak. Metal çeşidi olan bakır ısı iletkenidir. Evet doğru, çünkü metal olanlar ısı iletkenidir. Bunu kesin bileceğiz. İlk önce K mumu erir. İlk önce K mumu erir demiş. Yuh. Hayır. İlk başta bu ısı iletkenliğinde K, pardon özür dilerim. Doğru, özür dilerim. Çünkü K'ya ilk başta ulaşır. Sıcaklık. Önce o. Aynen o erir. Ondan sonra en bu son erir. Erir. Tebrik ediyorum seni. Bravo hocam. Bakır çubuk aldığı ısıyı iletmiştir demiş. Evet, gerçekten de buradaki aldığı ısıyı çok iyi iletmiştir. Bakır çubuğun tanecikleri ısı aldığında daha yavaş hareket. Hayır, yanlış. Saçmalık. Tonguç'um bir kere taneciklerin ısı iletkemesinin sebebi taneciklerin titreşmesi. Bu titreşim yüzünden aslında ısı iletkenliğini daha fazla artıyor diyoruz. Ne kadar titreşirse o kadar iyi. Yalıtkanlıkta ise iki madde veya ortam arasında ısı alışverişi gerçekleşmemesi olayı. Isı alışverişi gerçekleşemiyor ne yazık ki. Mesela yalıtkan maddeler örnek verebilirsek. Yün mesela Tonguç. Kedi yünü. Hayır, yün. Normal bildiğimiz yün kumaş var ya bizim giydiğimiz kıyafetlerimizde. Ondan sonra seramik. Seramik yüzeyler evlerimizdeki. Pamuk. Ondan sonra elyaf. Ondan sonra hava. Bunlar ısı yalıtkanı maddeler. Isıyı iletmezler bunlar kolay kolay. O yüzden yazın pamuklu giyiyoruz. Aynen. Maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki boşluk arttıkça ısı yalıtkanlığı Tonguç evladım benim artar. Çünkü ne demiştik? Isı iletimi aslında taneciklerin titreşimiyle oluşuyordu. Ne kadar çok titreşirse o kadar fazla iletken oluyordu. İşte titreşmezse de o kadar yalıtkan oluyor ve aradaki mesafe ne kadar fazla olursa da o kadar birbirine titreşimi iletemiyor diyoruz. O yüzden katı tanecikleri çok daha iyi yakındır birbirine, o yüzden çok iyi titreşir. Ama gaz tanecikleri daha uzaktır birbirlerine. Yani katı tanecikleri böyleyken birbirleriyle sıvı tanecikleri arasında bir mesafe vardır. Gaz tanecikleri arasında bayağı mesafe vardır. Yani bunun buna hemen dokunabiliriz değil mi? Ama bu buna hemen dokunamaz. O yüzden bu iletkendir. Bu daha hızlı iletir. Bu daha yavaş iletir. Yani o yüzden birazcık daha yalıtkandır diyoruz. Bir tane soru yapalım. Tonguç kış mevsiminde vücut sıcaklığını korumak için birkaç kat ince yünlü kazak giymeyi tercih ediyor. İçime yünlü işte giyiyorum tamam. Hocam. Bu durum nedeni en iyi aşağıya hangisi açıklayabilirmiş? Katı maddelerin ısıyı iletmesi.
katı maddeleri ısıyı iletmesi değil, tam tersine yalıtması aslında burada. Yalıtım sağlayarak oradaki vücut sıcaklığımızı dışarıya aktarmamasını sağlıyor. Yünlü giysilerin ısı yalıtımı sağlamak için farklı özelliklere sahip olması. Evet, bu olabilir gibi, ama ince yünlü kazaklar giydiğimizde kazaklar arası hava boşluktan oluşması. İşte bu bak. Vücuttan korumak için birkaç kat ince yünlü kazak giymiş. O katların arasındaki hava boşlukları aslında aynı termostaki mantıkta, burada hava kalınca yalıtkanlık sağlıyor. Zaten yünde yalıtkan, zaten havada yalıtkan. Süper bir şekilde cevabımız Ceyhan diyoruz. Aa, ve süper hocam. Bir şekilde dersimizi bitirdik. Şimdi çak bir beşlik yapalım Tonguç senle hocam, beraber. Hocam gerçekten bitti, evet, mi? Evet, bitti. Tebrik ediyorum seni. Oh, çok evet, bravo diyorum sana. Evet, bitirdik dersimizi. O zaman ödülü sorumuzu yap Tonguç. Yorumlara yolla. Hocam gerçekten bitti ya, çok iyi oldu.